Evet, sarı kırmızılılar ayağının tozuyla ilk antrenmanını gerçekleştiriyor Birmingham kampının ilk gününde ve yaklaşık birkaç dakika önce başladı Galatasaray'ın antrenmanı. Hemen kameraman arkadaşım Erkan Gökçü'den de rica edelim ekranlarınıza getirsin. Performans uzmanı Scott Pire yönetiminde düz koşuyla başladı sarı kırmızı futbolcular hazırlıklarına ve şu anda bu düz koşuda bugün Birmingham kampına katılan Didier Drogba, Wesley Sneijder, Johan Elmander gibi isimler, aynı zamanda yeni transferlerden Şeycu'da katılıyorlar. Kalecilerse kaleci antrenörü Claude Taffarel yönetiminde takım arkadaşlarından ayrı bir çalışma yapıyorlar hemen yandaki antrenman sahasında. Ve Didier Drogba antrenman öncesinde hem takım arkadaşlarıyla hem de teknik direktör Fatih Terim'le hasret giderdi. Aynı şekilde kampa katılan, İngiltere'den itibaren kampa katılan Wesley Sneijder, Johan Elmander, onlar da takım arkadaşlarıyla antrenmanın hemen öncesinde hasret giderdiler. Ve böylelikle Şeju'da ilk çalışmasına çıkmış oluyor sarı kırmızılarla birlikte. Sarı kırmızılı ekip her günü yoğun bir tempoda geçirecek. 8 gün boyunca hem sabah hem de akşam antrenmanları yapacak Galatasaray. Sabahları yerel saatte 10.30'da, yani Türkiye saatiyle 12.30'da. Akşamları ise yerel saatte 18.30'da. Yani bugün olduğu gibi Türkiye saatiyle 20.30'da ikişer çalışma gerçekleşecek. Ve tabii şu anda siz de görüyorsunuz, takımda keyifler oldukça yerinde. İlk günden beri bunun altını fazlasıyla, yoğun tempoya rağmen Galatasaraylı futbolcular oldukça neşeli ve keyifli. En iyi şekilde İstanbul'daki ilk bir haftalık etabı geride bıraktılar. Yoğun tempoya rağmen keyifli antrenmanlar yapıldı ve burada da bu neşe devam ediyor ve antrenmanın ilk bölümüne performans uzmanı Scott Pire ile birlikte başladılar ki kamplarda bunu sıklıkla görüyoruz. Geçtiğimiz sezonda Galatasaray Wörgl'da gerçekleştirdiği kampta çalışmalarına hep plan düz koşu fiziksel çalışmalarla başlıyordu. Ardından antrenmanlar toplu çalışmalarla devam ediyor ve burada da böyle olacağını söyleyebiliriz. Havadan da biraz bahsedecek olursak, tabii bulunduğumuz yer Birmingham merkezinden yaklaşık bir saatlik bir uzaklıkta ve havada da oldukça fark var. Birmingham'ın merkezi daha sıcak olmasına rağmen burada kamp yapmak için, antrenman yapmak için çok elverişli bir hava var. Oldukça güneşli olmasına rağmen ağaçların arasında oldukça serin bir havada Galatasaraylı futbolcular çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Tabii zemine de bir parantez açmamız gerekiyor. Çok da güzel bir zemini var Galatasaray'ın antrenman yaptığı bu sahanın. Daha önceki bağlantılarımızda da bahsettik, 12 tane saha var Galatasaray'ın kamp yaptığı St. George's Park'ta ve bu sahalardan birinde şu anda sarı kırmızılı ekip hazırlıklarına devam ediyor. Gerçekten çok güzel, çok kusursuz bir tesis diyebiliriz burası için. Galatasaray ilk kez burada kamp yapan kulüp takımı oluyor. Normalde hatırlayacağınız gibi kamp için Avusturya, Hollanda, Almanya gibi ülkeler tercih ediliyordu. Fakat bu konuda da bir ilke imza attı sarı kırmızılı ekip. Ve İngiltere'de kampını gerçekleştiriyor. 8 gün sürecek bu kamp. Ayın 16'sına kadar ve 2'de hazırlık maçına çıkacak sarı kırmızılılar. Bu süreçte tabii ki ilk kamplar her zaman çok önemlidir. Ve Emmanuel Eboué yine tabii düz koşu sırasında da kameralarımıza takılmadan edemiyor. Sabah havalimanında da renkli görüntüler vardı. Emmanuel Eboué'nin içinde olduğu anlar tabii her zaman çok keyifli, her zaman çok neşeli. Takımın en büyük neşe kaynaklarından biri ve burada da yine öyle olacak gibi gözüküyor. Emmanuel Eboué yoğun tempoya rağmen yüzler fazlasıyla gülüyor sarı kırmızılılarda. Tabii Galatasaray'da, İstanbul'da da bırakılan isimler var. Pazartesi gününden itibaren çalışmalar başlamıştı ve geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren oyuncular da takıma dönmüştü. Bu isimlerden Yiğit Gökoğlan, Can Yıldırım, Kulü. Bu oyuncular İstanbul'da bırakıldı teknik direktör Fatih Terim tarafından. Aynı zamanda Ufuk Ceylan da Birmingham kampına gelmedi. Bu bilgi de sizlere aktaralım. Tabii ki şu anda kaleci antrenörü Claude Taffarel yönetiminde Aykut Erçetin ve Reis Can çalışmalarına devam ediyor. Ufuk Ceylan, bir kez daha belirtelim, İstanbul'da kalanlar arasında bulunuyor. Aynı şekilde Furkan Özçal da öyle. Tabii bugün teknik direktör Fatih Terim için de çok özel bir gün. Galatasaray'daki
40. yılının ilk günü bugün. Futbolculuk zamanında ilk imzayı attığı günden bugüne 40 yıl geçti ve artık kelimenin tam anlamıyla imparator için 40 yıllık Galatasaraylı diyebiliriz. Tabii Galatasaray kariyerinde hiç şüphesiz ki birçok özel gün var ama bugün deneyimli teknik adam için çok daha başka bir gün. Biz de tabii kendisine nice başarı ve mutluluk dolu seneler diliyoruz sarı kırmızılarla birlikte. Tabii kampların her zaman ilklerinin çok önemli olduğundan bahsediyoruz. Bu kampın ardından sarı kırmızılar 8 gün sonra İstanbul'a dönecek ve daha sonra İzmir'in yolunu tutacak. Orada özel bir karşılaşma oynayacak Galatasaray ve oradan da ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled kasabasına gidecek. Orada da 6 günlük bir kamp süreci bekliyor sarı kırmızıları ve böylelikle 2 kampla sezon öncesi hazırlıklar tamamlanmış olacak ve Ağustos'un başında da 3 günlüğüne Londra'nın yolunu tutacak Galatasaray. Emirates Kupası'na katılacak. Orada da çok ciddi sınavlar bekliyor sarı kırmızıları. Arsenal ve Porto ile karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin oynayacağı maç öncesi en iyi şekilde hazır olmak, en iyi seviyeye çıkarak hem Süper Kupa hem de ligi iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor Galatasaray ve bu doğrultuda da çalışmalar bir haftadır İstanbul'da devam ediyordu. Bugün de Birmingham kampının ilk gününde ilk ve bugünkü tek antrenmanını gerçekleştiriyor sarı kırmızılı ekip. Evet, biz de yaptığımız canlı yayınla Galatasaray'ın Birmingham kampındaki ilk antrenmanından ön plana çıkan gelişmeleri sizlerle aktardık. Bir kez daha altını çizelim. Sarı Kırmızıların Birmingham kampına bugün Johan Elmander, Didier Drogba, Wesley Sneijder ve yeni transferlerden Şecu'da katıldı. Şu anda düz koşuda onlar da takımla birlikte, Şecu'da böylelikle Sarı Kırmızılarla ilk antrenmanına çıkmış oluyor. Ve Galatasaray'ın Birmingham kampında gelişmeler bu yönde. Biz tabii yapacağımız canlı bağlantılarla gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.